kaliteli insan yetiştirmekle uğraşırlardı. Üslubu bugün hala Selçuk Üniversitesi'nin kulağına küpe olmaya devam etmek. Aynı zamanda dekan yardımcımız İbrahim Nacak Beyefendi'ye ve bu ekibin hazırlanmasına emek harcayan bütün... Organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için arı gibi çalışan öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar için bir alkış alıyorum. Kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Metin Akso'ya bu sempozyumun gerçekleşmesine katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı. O fotoğrafın sosyolojik bir biçimde bakış tarzını gösterir. Aynı bakış tarzı hakeza. Biliyorsunuz profesyonel olarak hocamın esas çalışma alanı psikolojidir. Ama psikolojiden sosyolojiye, sosyolojiden tarihe ve tarih felsefesine ulaşmış. Sezai Karakoç'un ve şeyin Erol Güngör'ün din konusuna bakışında bile tarih eksenli. Ve bu maya biz de geldiğimizde vermiş olduğumuz bursları Profesör Doktor Erol Güngör bursları şeklinde değiştirdik. Şey yapmaya, çözümlemeye çalıştıklarını görmek gerekiyor ve Erol Güngör üzerinde durduğumuz zaman da üzerinde durmadığı Hilmi Ziya Ülkem gibi biraz daha sonraki dönemde Sabri Ulgener gibi iki net iki görmekte hani Türk coğrafyasında bazen görmediğimiz yerler aman Türkiye'de var mıymış bu diyorsunuz ya. O dönemden 1977'ye kadar orada yazıyor. Yazdığında zaten kendi soğukkanlılığından gelen bir farklılaşma var. Bir akademisyen olarak akademinin ve kendi mesleki sınırları içinde kalmamış, entelektüel, tarihi ve sosyal olarak önemli gördüğü birçok alanda fikirlerini ortaya koymuş. Eserlerinde yoğun bir şekilde entelektüel ve fikri tarihin izlerini mümkün olmuştur. Bu sempozyumun hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde katkısı olan paydaşlarımız, Selçuk Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugünün gençliğine hem bilgi hem de amel noktasında örnek şahsiyetlerden birisi olacağını düşünüyorum. Hocamızın hem toplumsal meselelere bakışı, hem insanın kemalatı için önerdiği konular son derece hayata geçirilebilir, yerli, milli bir duruştur. Umuyorum bu çalışma suya atılan bir taş gibi dalga dalga yayılmasına vesile olur. Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak halefi olmakla iftihar ettiğim Erol Güngör, her gün üniversitemizin yeni kurulduğu bir dönemde rektörlük yaparak bugün Selçuk Üniversitesi'nin üzerine inşa olunduğu temellerin atılmasında önemli rol oynamış. Bu emaneti daha iyi yere taşıma bilinciyle hareket ettiğimizin bilinmesini isterim. Vefatının 40. yılında büyük münevveri anmak, anlamak ve anlatmak için bir araya geldiğimiz bugün başta sundukları katkılar ile sempozyumun gerçekleşmesine vesile olan Konya Büyükşehir Belediye'mize, Muhafazakar Düşünce Derneği'mize çok teşekkür ediyorum. Düşünürler, fikir adamları yaşadıkları dönemlerde çok fazla anlaşılmayabilirler. Yaşadığı dönemde de Erol Bey'i çok geniş bir okuyucu kitlesi etkili olmuştur. Erol Bey'in birçok kitabı bugün yazılmış gibidir. Çünkü hocanın analiz kabiliyetini çok yüksekti ve onun arkasında bir tarih bilinci vardı. Selçuk Üniversitesi'nin, Muhafazakar Düşünce Dergisi'nin ve Konya Büyükşehir'in böyle bir toplantı düzenlemesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Buradayız.